Arkadaşlar herkese merhaba. Zaman zaman hepimizin kafasına takılan bir sorundan bahsedeceğiz bugün. Konuyu öğretmenlerimizden dinliyoruz, kendimiz çalışıyoruz, gerçekten ezberler yapıyoruz ve çok emek veriyoruz. Ama test çözmeye geldiğinde çok fazla yanlışımız çıkıyor. Böyle olduğunda da moralimiz bozuluyor ve motivasyonumuzu kaybediyoruz. Peki bu durumu düzeltmek için neler yapabiliriz? Şimdi gelin bunlarla ilgili konuşalım. Öncelikle şunu söylemeliyim ki konu çalışmak ve test çözmek birbirinden farklı iki nokta. Konuyu çalışırken yapmanız gereken gerçekten iyi dinlemek işte veya iyi ezber yapmaktır. Ama soruyu çözerken, test çözerken sizden soru bilgi ister, yorum ister ve hız ister. Yani konuyu bilmek test çözmedeki 3 önemli maddeden sadece bir tanesini karşılar. Ayrıca sizin yorum ve hız ekliği olabilmeniz gerekir. Bunlar da tamamıyla pratikte olur. Yani lütfen konuyu biliyorum, o zaman tüm soruları çözebilirim şeklinde düşünmeden, gerçekten ikisinin farklı olduğunu düşünerek motivasyonunuzu düşürmeden çalışmaya devam edin. Konuyu çalıştıktan sonra, konuyu öğrendiğinizi düşündükten sonra hemen test çözümüne geçmek de yanlış bir şey. Çünkü test soruları daha komplike, daha karışık sorular. Bunun yerine doğru yanlış veya boşluk doldurma gibi etkinlikleri yaparak devam edin. Çünkü bu sorular konuyla ilgili daha fazla detay içerir ve aslında siz bildiğinizi düşündüğünüz halde işte belki doğru yanlışta veya boşluk doldurmada takılabilirsiniz. Bilmediğinizin farkına varabilirsiniz. Bu etkinliklerle eksiklerinizi kapattıktan sonra tabii ki test çözmeye geçebilirsiniz. Ama burada atlamamız gereken bir şey daha var. Test çözmeye geçmeden önce yine çözümlü soruları da çözmeniz gerekiyor. Yani özellikle de sayısal derslerde bunu yaptığınızda çok faydasını görürsünüz. Bir soruya bakın. Çözebiliyor muyum? Çözemiyor muyum? Nerede takılıyorum? Eğer takılıyorsam nerede hata yapıyorum? Neden bir eksiklik hissediyorum? Hemen çözümüne baktığınızda bunu çok daha iyi anlayacaksınız. Ama çözümlü soruları çözerken dikkat etmeniz gereken şey şu. He burası böyle miymiş? Tamam deyip geçmek değil. Gerçekten o soruyu tek başınıza hiç bakmadan ve daha anlaşılır bir şekilde sonuna kadar çözebilmek. Yani hangi basamağı ne amaçla yaptığınızı bilerek çözmelisiniz. Çözümü ezberleyerek çözmek değil. Lütfen buradaki ayrımı da unutmayın. Ve tabii ki çözülen testlerin zorluk ve kolaylık seviyeleri bu noktada önemli. İlk olarak kalkıp da bir konunun son testini çözerseniz yine yapamazsınız ve moralinizi, motivasyonunuzu düşürmüş olursunuz. Mümkünse ilk testten başlayın. Artık daha kolay testleri, kolay soruları bitirdikten sonra orta seviyeye geçin. Ortayı da hallettikten sonra zora geçebilirsiniz. Burada şunu düşünmeyin. Orta seviyedeyken ya ben zaten bu soruları yapabiliyorum, artık takılmıyorum, iyiyim değil. Mutlaka zor seviyedeki soruları da görmeniz gerekiyor. Ayrıca özellikle de konunun ilk testini çözerken konuyu hala tam anlamıyla öğrenmediğinizi lütfen unutmayın. Konular bol soru çözdükçe pekişir. Bu yüzden mümkünse ilk testi çözerken zaman tutmadan ve kendinizi daha rahat hissederek çözmeye çalışın. Ve takıldığınız bir noktada hemen kitaplarınızı veya defterinizi açarak da bakabilirsiniz. Burayı unutmuşum, burası neydi diye baktığınızı ve tekrardan sorunun yanına yazdığınızda bu bilgiyi kalıcı bir hale getirmiş olacaksınız. Ve bence en önemli madde şu ki yanlış yaptığınız soruyu mutlaka öğretmenlerinize veya arkadaşlarınıza veya ailenize sorun. O soruların kitabınızda boş veya yanlış bir şekilde kalmasına müsaade etmeyin. Bizler genelde şunu söylüyoruz. Ya işte öğretmenime sorarsam bu soruyu yanlış mı yaptın diye bana kızabilir. Ya da işte beni ayıplayabilir diyoruz ve utanıyoruz. Ama yanlış yapmak utanılacak ve ayıplanacak bir şey kesinlikle değildir. Bu sadece öğrencilik hayatında böyle değil. Daha sonraki süreçlerde de iş hayatında yanlışlar yapabilirsiniz. Ve bunları düzeltmediğinizde yanlışları üst üste binerek çok daha altına kalkılmaz bir hale gelebilir. O yüzden en ufak bir yanlışınızı bile sorarak doğrusunu öğrenin. Ve şunu da unutmayın. Evet ben bugün bu yanlışı yaptım. Bu yanlışı yapmanın sonucunda bu konunun doğrusunu da bugün öğreneceğim. Yani daha ileriki bir zamanda özellikle de sınavlarda bu yanlışı bir daha yapmayacağım şeklinde düşünerek de kendinizi soru sormak için motive edebilirsiniz. Yapılan yanlışların önemli bir sebebi de özellikle deneme sınavlarındaysak zamandan kaynaklı olabiliyor. İşte çok vakit kaybettim, eyvah şimdi ne yapacağım diye düşünüp rastgele bir şıkkı işaretliyoruz. Lütfen bunu da yapmayın. Mümkünse o soruyu boş bırakın. Yani o soruyu okumamış, o soruyu görmemiş gibi davranın ve daha sonrasında o soruyla alakalı daha fazla konu pekiştirmesi yapmaya çalışın. Ve burada özellikle de soru çözerken süre tutmayı deneyebilirsiniz. Süre tuttuğunuzda süreyle zamanla daha iyi nasıl mücadele ettiğinizi öğreneceğiniz için deneme sınavlarında sıkışıp yanlış yapmamış olursunuz. Evet arkadaşlar bugün sizinle konuyu çalışıyorum, anlıyorum ama test çözmeye geldim ve çok fazla yanlışım çıkıyor. Neler yapmalıyım sorusunu cevapladık. Sizler de aynı durumu yaşıyor musunuz? Yaşıyorsanız çözmek için neler yapıyorsunuz? Lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.